Tüp bebek tedavisi ilk olarak her iki tübü tıkalı olan hastalar için geliştirilmiş bir yöntemken, yıllar içinde indikasyonları genişleyerek birçok infertilite hastasında uygulanmaya başlanmıştır. Ciddi erkek faktörü infertilitesi, yani sperm sayısı çok düşük olan, menide hiç spermi olmayan hastalarda, anne adaylarında düşük over rezervi, yani yumurta sayısında azalma saptandığında, endometriozis öyküsü olan hastalarda tüp bebek tedavisi yapmak gerekir. Bunun dışında daha önce aşılama gibi diğer tedavi yöntemlerini defalarca denemiş ve başarılı olamamış hastalarda tüp bebek tedavisi etkili olabilmektedir. Polikistik over sendromu ile yumurtlama problemi olan hastalarda başlangıç tedavileriyle gebelik sağlanamadığında tüp bebek tedavisi yine uygun olacaktır. Bunun dışında genetik hastalığı olan, preimplantasyon genetik tanı dediğimiz teşhis yöntemine ihtiyacı olan hastalarda da tüp bebek tedavisi son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.